Evet, tabii ilgi çekici ama akla hemen şu soru geldi. Mesela Türkiye'de de bunlar yaşanabilir mi? Özellikle Ege ve Akdeniz'de deniz suyu çok sıcak. Kuzeyden gelecek en ufak bir soğuk hava dalgası fırtına, kuvvetli yağış ve sel riskini beraberinde getirebilir. Dünya ABD'de yaşanan ani ısı değişimini konuşurken uzmanlardan Türkiye için de uyarı geldi. Özellikle Akdeniz'de artık deniz suyu sıcaklıkları 30 derecelerin üzerinde. Eylül-Ekim ayları için önümüzde bizim de riskler bulunuyor. Yüksek sıcaklıklar var denize özellikle. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'e göre ABD'de yaşanan durum Türkiye için olası gözükmüyor. Yani sıcaklıkta böylesine büyük bir değişim zor. Ama deniz suyundaki sıcaklık fırtına ve sel riskini artırıyor. Akdeniz'de böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi 30 derecenin üzerine çıktı deniz suyu sıcaklıkları. Eylül, Ekim, Kasım aylarında kuzeyden gelecek en ufak bir serin havada buralarda aşırı seller, yine sel felaketleri haberlerini siz sıkça yapacaksınız. Öyle gözüküyor, olası gözüküyor. Beraberinde tabii fırtına da bununla birlikte oluşuyor. Çünkü sıcak hava, soğuk hava bir araya geldi. O akışın olması için fırtına oluyor. Yani atmosfer dengeye gelmeye çalışıyor. Türkiye'de sonbahar mevsimi sıcak geçecek. Özellikle de Eylül ayı. Bu Eylül örneğin sıcak geçecek. Normallerin üzerinde geçecek. Şu anki iklim modellerimiz bunları söylüyor. Ekim-Kasım ayları içinde yine sıcaklık değerlerinin normallerin üzerine çıkacağını, yağışların ortalamaların altında kalacağını, bu tabii ki özellikle İstanbul açısından, bir metropol açısından baktığımızda bir su problemini de önümüze getiriyor.